Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ölüm bir nimet midir? Bu soruyu değerlendireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Tebareke diğer ismiyle Mülk suresinde "Ellezî halagal mevte vel hayâte" buyuruyor. O Allah ki ölümü yarattı, hayatı yarattı. Hayat elbette bir nimettir ama Allah ölümü yarattı derken burada ölümün de nimet olduğuna bir işaret var. Görünüşte ise ölüm insanların hoşlandığı bir şey değildir. Ve insanlar ölüme soğuk bakarlar. Ölüm kelimesinin zihinlerde çağrıştırdığı mana çok da müsbet değildir. Ancak bu zahire, dış görünüşe göredir. Kur'an-ı Kerim eşyanın melekutiyet cephesine bakıyor. Ve dolayısıyla hakikat noktasında da mesele değerlendirildiğinde ölüm Allah'ın nimetlerindendir. Ve hayatı takdir eden, hayatı yaratan Allah ölümü de yaratmış, onu da takdir etmiştir. Şöyle ki ölümü yaratmıştır derken mesela insanlar için belli bir ecel takdir etmiş. İnsan türü dediğimizde insan türünün ortalama ömrü 60-70 yıldır. Fert olarak bazılarında 100 yıl, bazılarında 10 yıl, 20 yıl olabilir. Ama bir bütün olarak baktığımızda ortalama bir ömür insanlarda 60-70 yıldır. Hatta şairlerimizden birisi "Yaş 35 yolun yarısı eder" diyor. Dolayısıyla 70 esas kabul ediliyor genelde ve insan bu şekilde 35 yaşında yolu bir nevi yarılamış oluyor. Burada insanla alakalı nasıl ki böyle bir takdir var insanın ömrüyle alakalı. Yani insan ömrü 300 yıllık bir ömür değil, 500 yıllık bir ömür değil, 1000 yıllık bir ömür değil, 60-70 yıllık bir ömür. Benzeri bir şekilde mesela bir çiçeğin ömrü, mevsimlik, kaplumbağanın ömrü birkaç yüzyıllık. Daha bu şekilde her bir canlı türün kendine göre fıtri bir ömrü var. Bu bize şunu gösteriyor. Allahu Teala maddeyi yarattığı gibi, maddeye hayat verdiği gibi her bir canlı içinde hem tür olarak hem de fert olarak belli bir ecel takdir etmiş. Belli bir eceli müsemma var ve o belli ecel geldiğinde o canlı dünyadan gidiyor. Demek ki bizlerin hem dünyaya gelmesi bir kader iledir hem de dünyadan gitmesi yine bir kader iledir. Ve hayatı bize veren Allah bize bu şekilde lütfettiği gibi ölümü vermekle de yine lütfetmiştir. Tersinden düşünecek olursak, eğer ölüm olmasaydı acaba insanlığın durumu ne olurdu? Veya diğer canlıların durumu ne olurdu? Ben bunu yaşanmış bir olayla ifade edeyim. Tanıdıklarımızdan yaşlı bir zatın ziyaretine gitmiştim. Yaşı 80'in üzerinde ve bana şöyle demişti. "Oğlum" dedi, "herhalde Azrail beni unuttu. Bakıyorum da" dedi, "etrafında benim emsalim artık pek kalmadı ve ben de gitmek istiyorum. Ama nedense Azrail bana gelmiyor. Arada" dedi, "böyle genç genç insanların öldüğünü duyuyorum ve üzülüyorum. Ve biraz da Azrail'e sitem ediyorum. Ey Azrail, niye onların canını alıyorsun? İşte gel benim canımı al. Ben gitmeye hazırım" diye söylüyorum diyor. Bu tabi latife yollu ifadeler. Ve o unutulmuş değildir. Allah onun için uzun bir ömür takdir etmiş. Ve zaten neticede o da bu dünyadan beka yurduna gitti. İşte eğer ölüm olmasaydı şu andaki genç olanlar dışında dünyanın tamamı yaşlılardan ibaret olacaktı. Hazreti Adem binlerce yıl önce yaratıldı. Hazreti Adem diyelim hayatta olacaktı. Daha diğer bütün peygamberler hayatta olacaktı ama çok yaşlı olarak hayatta olacaklardı. Dedemiz hayatta olduğu gibi dedemizin dedesi, onun da dedesi hepsi hayatta olacaktı. Ve bu da insanlık alemi açısından gerçekten dayanılmaz bir işkence olurdu. Hem genç olanlar için hem de yaşlı olanlar için dayanılmaz bir durum olurdu. İşte Allahu Teala rahmetiyle buna fırsat vermiyor ve vadesi geleni, dünyadaki müddeti biteni Allah başka bir aleme gönderiyor. Öte yandan madem ki vefat etmiş olanlar kabrin öbür tarafında,
dünyada olan kimseler açısından öbür tarafa gitmek üzülecek bir olay olmamalı. Diyelim ki dostlarımız, bunların her biri köyden büyük bir şehre gitmişler. İstanbul gibi bir şehre gitmişler. Köyde artık bir tek akrabamız kalmış. Bu durumda bize denilse ki haydi gel sen de İstanbul'a yerleş. İstanbul'a gitmek bize ağır gelmez. Çünkü dostlarımızın, akrabalarımızın çoğu oraya gelmiştir. Biz de oraya geldiğimizde onlarla beraber oluruz. Benzeri bir şekilde işte dünyadan diğer aleme gidenler, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere diğer peygamberlere kavuşuyorlar. Dostlarına, akrabalarına kavuşuyorlar. Bu açıdan baktığımızda da ölüm korkulacak bir olay değildir. Dostlara kavuşmaktır. Ve Mevlana gibi zatlar Şeb-i Arus olarak bunu değerlendirmişler. Yani sevgiliye kavuşmak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken son ifadesi şu oluyor. Er-Refigul A'la, yüce dost. Ben yüce dosta gidiyorum. Yani Allah'a kavuşuyorum. O manayı ifade ediyor. Ve şunu herhalde demek mümkün. Şayet gelen ölümse korkma ona, gülümse. Ve ölüm diğer aleme geçiş olduğuna göre ölümü de öldüren Cenab-ı Hakk'a insanın şükretmesi gerekir. Hayat şükrü gerektirdiği gibi bu açıdan baktığımızda ölüm de şükrü gerektirir. Ancak bizi ilgilendiren daha çok şu olmalı. Mutlaka öleceğiz, bunda tereddüt yok da, ama nasıl öleceğiz? İnsan bunun için endişe etmeli. Kötü bir şekilde ölmekten, imansız bir şekilde dünyadan gitmekten korkmalı. Cenab-ı Hak hepimize imanlı bir şekilde diğer aleme geçmeyi nasibi müyesser eylesin.